Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem avcısı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, Haber Uzayı başlıyor. Geçtiğimiz hafta hem Xbox kanadından hem de PlayStation tarafından enteresan açıklamalar geldi. Sony'nin başkanı Hiroki Totoki ve Phil Spencer, Xbox ve PlayStation'ın geleceği hakkında konuştular. Sony'nin başkanı Hiroki Totoki, geçmişte konsolumuzu popülerleştirmek istiyorduk ancak şu andaysa özel oyunlar tarafında çok güçlüyüz. Yani özetle Totoki dedi ki biz artık konsola değil özel oyun içeriğimize ağırlık verecek ve bu oyunları da PC'ye daha çabuk çıkartacağız. Yani Sony'nin başkanı Hiroki Totoki o devasa Kont Dracula gibi PlayStation 5'lerinizi alıp artık ne yaparsanız yapın gibi bir açıklama yaptı. Xbox tarafındaysa klasik halkların kardeşliği, hepimiz kardeşiz şeklinde bir takım açıklamalar geldi ve Phil Spencer, evet oyunlarımızı diğer platformlara da çıkarmayı düşünüyoruz ama tüm oyunlarımızı değil, bazı oyunlarımız hala Xbox'ta kalabilir, bunu tartışıyoruz dedi. Phil Spencer biraz daha tam olarak ne yapacaklarına karar verememiş gibi bir açıklama yaptı. Sanki her iki taraf da birbirlerinin hamlelerini bekliyorlarmış gibi bir durum var ortada. Ayrıca Hiroki Totoki, Sony'nin Nisan 2025'e kadar büyük serilerinden oyun çıkarmayacağını da söyledi. Efendim yani Nisan 2025'ten önce Sony'den doğru düzgün oyun beklemeyin. Zaten ondan sonra da PlayStation 6'nın ilk görselleri falan düşmeye başlar. Web Tekno'da falan PlayStation 6 ahanda böyle bir tasarıma sahip olacak diye haberler önümüzdeki yıl Nisan gibi başlar. Xbox tarafıysa daha cesur davranarak bir açıklama yaptı ve yeni Xbox konsolunun en büyük teknik sıçrama olacağı açıklandı. Ve bu yılın Kasım döneminde yeni donanımla ilgili bazı heyecan verici açıklamalar yapılacağı da söylendi. Aynı Steam Deck gibi Game Pass çalıştırabilen bir e-konsolun üzerinde çalıştığı belirtiliyor Xbox tarafının. Evet yani bradalarımız, sizin anlayacağınız daha içinde bulunmuş olduğumuz nesilde doğru düzgün özel oyun oynamamışken yeni konsol çalışmaları ve firmaların geleceğe yatırımları daha şimdiden başlamış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce biraz erken bitmedi mi bu nesil yahu? Ne oldu şimdi? Biz God of War'lar efendim, Uncharted'lar falan oynayacağımızı düşünürken Palworld'da oynuyoruz yahu. Bu nasıl bir nesil ben anlamadım. Yorumlara bekliyorum sizi. Insider Gaming'den Tom Henderson'un haberine göre Respawn FPS türünde bir Mandalorian oyunu geliştiriyor. Habere göre oyun Galaktik İmparatorluğun galaksiye hakim olduğu dönemde geçecek ve bir Mandalorian'ı kontrol edeceğiz. Ödül avcısı bu Mandalorian'ın kim olduğu belli değil. Ancak oyunun FPS bakış açısına sahip olacağı ve bir takım haydutların peşine düşen bir ödül avcısını kontrol edeceğimiz belirtiliyor. Daha önce Titanfall ve Apex Legends gibi oyunlarla FPS türünde oldukça kaliteli yapımlar ortaya koyan Respawn, bu oyunlardaki tecrübelerini Mandalorian oyununa aktarmış görünüyor. Çünkü firmanın içinden çok sağlam kaynaklara dayandırılan haberde oyunla ilgili bazı detaylar da var. Efendim oyunda bir jetpack de kullanacağımız, oyun haritasının hem yatay anlamda hem de dikey anlamda, yani yukarı doğru da oldukça büyük bir harita olduğu, Apex Legends'daki gibi hızlı kayma hareketleri, platform hareketleri de yapabilen bir karakteri kontrol edeceğimiz de belirtiliyor. Kaynaklar oyunu çok hızlı olarak tanımlamış. Bu oyun bir açık dünya oyunu olmayacak ancak Star Wars evreninin tüm dinamiklerini yansıtan ve farklı gezegenlerde geçen çizgisel ve hikaye anlatımına odaklanan bir oyun olacak. Yani şu Mandalorian oyununu bir 2 sene önce falan çıkartıp içine de Grogu'yu koydun muydu herhalde peynir ekmek gibi satardı. Efendim Silent Hill 2'yi geliştiren Bluebird Team enteresan bir açıklama yaptı ve geçtiğimiz haftalarda gösterilen oyunun ilk gameplay trailerının Silent Hill 2 remake'i kesinlikle yansıtmadığını açıkladı. Bluebird Team'in başkanı Piotr Babino paylaşılan fragmandan kendilerinin de pek memnun olmadığını belirtti ve şöyle dedi: "Evet, bu fragman oyunun ruhunu yansıtmıyor." Babino sözlerine şöyle devam etti: "22 yıl önce piyasaya çıkan bir oyunun bu romantik vizyonunu tam olarak yakalamaya çalışıyoruz. Oyuncular gerçek bir oynanış ve oyunun kendisini gördüklerinde projeyi tamamen farklı bir şekilde değerlendirecekler." Oyunun pazarlama sürecinden tamamen Konami'nin sorumlu olduğunu söyleyen Babieno, "Yani suçlu biz değiliz, tamamen Konami" diyerek topu Konami'ye attı. "Yahu kardeşim ben şimdi soruyorum sana Babieno, şu fıçık fıçık şeklinde çıkan seslerden, efendim bu sanki aksiyon oyunuymuş gibi yaratılan bu atmosferden, bu sulu boya kan efektinden de Konami mi sorumlu be? Hayır, gözlerimizle görmesek inanmayacağız da bu nedir arkadaş, Babieno bile dış güçler demiş neredeyse." Yeni Lara Croft tasarımı ortaya çıktı. Tomb Raider Next'te kontrol edeceğimiz Lara Croft'un yeni tasarımına ait ilk resmi görsel paylaşıldı. Efendim görsele baktığımızda Lara yine
mavi tişörtüyle, kahverengi şortuyla ve iki eline aldığı silahlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda bir takım hayatta kalma ekipmanları da taşıyan Lara Croft, 2023 yılında Call of Duty'ye gelen Lara Croft modeline de çok benziyor. Yeni Tomb Raider oyunu Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve Tomb Raider Next adıyla anılıyor. Nisan 2022'de duyurulan oyun Amazon Games tarafından yayınlanacak. Ya o değil de Lara biraz değişik görünmüyor mu? Yani bayağı bir değişmiş. Hani biraz bir operasyon geçirmiş gibi bir Lara ile karşı karşıyayız. Neyse yani bildiğimiz Lara sanki pek bildiğimiz Lara'ya benzemeyecek gibi. Netflix Lara'sı gibi bir durum. Müjde, müjde, müjde. Diablo 4 Game Pass'e geliyor. Milyarların severek ve de 70 dolar bayılarak oynadığı Diablo 4 28 Mart'ta Game Pass'e geliyor. Activision Blizzard tarafı bu duyuruyla birlikte bir de açıklama yaptı ve bu sadece başlangıç dedi. Game Pass sahipleri ise gözlerini Call of Duty oyunlarına dikmiş durumda. Diablo 4'e 70 dolar bayılan oyuncularsa tam olarak şöyle takılıyor. Bir anda çıkan ve son yılların en fenomen oyunlarından biri haline gelen Palworld oyuncu sayısında düşüş yaşıyor. Palworld çıkış döneminde sadece Steam'de 2 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşmış ve tüm zamanların en yüksek ikinci oyuncu sayısına ulaşmıştı. Xbox tarafındaysa Palworld 3 milyona yaklaşan günlük oyuncu sayısıyla Game Pass'teki en büyük 3. parti firma çıkışını gerçekleştirmişti. Ancak şu an oyuncular Palworld'u da emcüklemiş ve yollarını almaya başlamış gibi görünüyor. Yaşanan bu oyuncu kaybı ile ilgili firmadan bir açıklama geldi ve yeni içeriklerin yolda olduğu açıklandı. Ya modern zamanlar işte böyle. Bir şeyi inanılmaz çok seviyoruz, acayip yükseliyoruz ve çok kısa bir süre sonra ondan hemen sıkılıyoruz. Sanırım bu sosyal medyanın, efendim Reels izlemenin, Shorts izlemenin yan etkileri olsa gerek. Hepimiz hızlıca bir şeyleri tüketiyoruz ve hemen bizi mutlu edecek o yeni içeriğe ulaşmak istiyoruz. Bakalım Palworld yeni içeriklerle oyuncu kitlesini tazelemeyi başarabilecek mi? Evet, buradalarımız geldik. Gelecek hafta çıkacak oyunlar köşemize diyecektim ama diyemiyorum çünkü zaten geçtiğimiz hafta bu hafta çıkacak oyunları yayınlamışım. O yüzden ya bu bölümümüzde yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Beğeniye basalım. Abone olalım. Ne yaptınız? Yorumları coşturalım. En azından bir 5000 yorum gelsin bu videoya ve 100.000 beğeni olursa gerçekten mükemmel olur. Diyor ve sözü Rockstar muhabirimize atıyoruz. Rockstar'ın Türkiye'deki ilk yatırımı bir dönerci oldu. Biz Türkçe altyazı beklerken Rockstar Türkiye'de dönerci açtı. Evet, Vice City Döner'e hoş geldiniz. Bu dönercide Hatay usulü değil, Vice City usulü döner satılıyor. Normalde dönercilerin duvarlarında ziyarete gelen ünlülerin fotoğrafları olurken bu dönercinin duvarlarını GTA karakterleri süslüyor. Nico Bellic mangal yapıyor, Tommy Vercetti döner kesiyor. Şaka bir yana bu dönerci tabii ki bir Rockstar yatırımı değil. Bir GTA sever esnafın yüzleri güldüren eğlenceli bir konsepti. Evet, Rockstar belki oyunlarına ısrarla Türkçe dil desteği getirmiyor ama Türkler Rockstar oyunlarına olan sevgilerinden hiçbir şey de kaybetmiyor. İstanbul Çapa'da açılan Vice City Hatay usulü dönerci işte bu sevginin canlı bir kanıtı. O zaman çek oradan bir 150 Hatay usulü Tommy Usta'm. Yojin, spasin, močalem se bliži. Yojin, spasin, kvesnici se bliži.